Bize başarıyı böyle gösteriyorlar. O ne? Şimdi Nur da şaşıracak buna. Görüyor musunuz? Ne demek istiyorsunuz burada? Görüyoruz da anlamıyoruz. O kumbara. Başarı bu. Çocuklara dersi böyle anlattığımız için kaybediyor. Ben ne demek hocam böyle anlatmak? Şöyle göstereceğim. Şimdi başarıyı biz şöyle gösteriyoruz çocuklara. Diyoruz ki bu parayı buradan atarsam Nur. Evet. Sence şuraya geçer mi? O geçmez. Geçmez o niye? Büyük. O çok dar değil mi? Evet. Yani elinizdeki para büyük, burası küçük. Evet. Daha küçük para olması gerekiyor. Peki. Şu geçer mi? Geçmez. Şimdi ben size bir tane para göstereyim, bu geçer. Şu geçer. O geçer. Bak. Dikkat yönetmenim. Gördün evet. mü geçti? Biz çocuklara başarıyı böyle anlatmıyoruz, şöyle anlatıyoruz. Diyoruz ki sen busun, başarı da şu, buradan geçeceksin. Bir sürü çocuk var, bir sürü giren var, sınava çalışman lazım, çalışın. İnsan üstü bir performans bekliyor. Bu buradan geçer mi hiç ya? Hiç mantıklı mı? Bu buradan geçer mi? Şöyleyse geçer. Aslında biraz ikna etsen çocuğa. Desen ki bak, bu kaç kuruş bu? 50 kuruş mu? 5 kuruş mu? 5. 5 kuruş. Bak şimdi. Geçti değil mi? Evet. Başarılı. Peki çocuğa diyoruz ki biraz daha çalışman lazım, yeterli değil. Aa oldu. Görülüyor mu kamerada? Evet. Paranın geçtiği bak bir daha. Aa bir daha. O da geçti. Sonra çocuğu eğer yeteri kadar motive edersen. Yok artık. Bu da geçer tabii. Biraz daha motive edersen. Yok artık hocam. Geçer mi? Geçmez. Ben geçmesine vesile oldum. Hayır hocam. Ay nasıl ön yargılıyım inanamıyorum. Çocuğumu o yüzden strese soktum demek ki. Ayağımı kırıyordum bu sabah. Anladım. Ay hocam öyle bir anlattınız ki anlamamak mümkün değil zaten. Onun için biz çocuğa nasıl gösteriyorsak hedefi o şekilde yapılabilir ya da yapılamaz geliyor. Anlatabildim mi? Peki bununla bize hedef yani bunu anladık. Hı. Çok iyi kavradık da. Hı. Hedefi nasıl göstereceğiz? Onu bir anlatsanız. Şimdi bizim bize. Sorunumuz şu. Ya benim kağıtlarım vardı. Ha. Ne kağıdı? Ha. Şöyle. Çocuklara böyle anlatıyoruz. Dur. Tehlike. Ders çalışmasam bu olur. Risk var mı? Bunlar ne? Kontrol et. Bunlar ne biliyor musun? Güvenliği sağla. İş sağlığı güvenliği diye bir konu var. Böyle yangın şeylerinde falan o talimatlar. Çocuklara biz böyle dişlerini fırçaladın mı? Dersini oyunu dur. Bilmem ne ya. Yani işin özünde ne var biliyor musun Nur? Tabii. Yatağını topla. Talimatlarla beyin çalışmıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Çocukla aram bozuluyor. Durduk yere kötü oluyoruz. Büyük küçük herkes de böyle yapmaya çalışıyorlar. Ama peki bilim, nasıl yapacağız? Evet. Çocuğa nasıl diyeceğiz? Yani ders çalışması için onu nasıl teşvik edebiliriz? Doktor Jeff Brown diye bir adam var. Bu adam Harvard'lı bir adam. Doktor, nörolog. Bu adam diyor ki insan beyninin kavrayacağı tek şey bu. Somut, ulaşılabilir bir hedefle olabilir. Başka tür olamaz. Eğer işi böyle şekilde yapmazsanız çocuğun beyni bunu kabul etmiyor. Bu ne demek yani hocam? Bu şu demek, çocuğun beyninde bir hedef olması lazım. Hedefsiz çocuk ders çalışmaz. Biz hedefe bir şöyle şey koyuyoruz hocam. 12'den vurmayı hedefliyoruz çocukta. O 12'den vurulur mu ya? Ya burada kim vurabilir? Hiç kimse vuramaz. Vurursan da şanstır, bir daha vuramazsın. İkincisi olmaz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ey kadınlar. Şimdi ekrandan bana bakıyorsunuz ya. Ey kadınlar. Bugün kaç kişi kısır yaptı evde? Kaç kişi patates salatası yaptı? Yok. Niye? Niye kısır yapmıyorsunuz? Hocam konumuzla ne alakası var şimdi kısır patates salatası? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim bak. Niye yapmıyorsunuz kısır salata, patates salatası? Misafir geldi de yapıyoruz. Evet. Ne zaman? Kadın günü, misafir bir şey de değil evet. mi? Demek ki neymiş? Beyninizde bir hedef varsa, misafir, ona kısır yapıyorsunuz. Ama evde durduk yere kendi kendinize patates salatası kısır yapmıyoruz. Demek ki bize gelince böyle de çocuklara gelince niye öyle değil? Şimdi basit bir şey söyleyelim. Şimdi biz kendi kendimize dürüst olalım. Biraz dürüstlük oyunu oynayalım.
bir kadın evi temizlediğinde yüzde kaç performansta temizler genelde? %100. Hayır ben çok takıntılıyım falan. %100 birbirimizi kandırmayalım. Temizleriz hadi. Hocam. Hiç öyle bir şey yapma. Çek kalemi de gözüme girecek. Hayır. Hayır Nur. Hocam gerçek bir değil. Temizliğe giriştik gerçek mi? Gerçek değil. Performansımız gerçek %100 değil mi? Bu ne evet? Burada hiç konuşmayacak kişi Funda. Akşama kadar buralarda. Evet, evet. Ne evet? Hocam, rektörümüz Ayda da diyor ki, ha. Bence diyor %120. Biz temizliği bir aklımıza koyalım, hayır, dip hayır. Köşe kalkar. Bizim kadınımız ayda yılda bir kere %100. Genellikle gündelikte %40 performans. Gözünün gördüğü yerleri toparlıyor, siliyor değil mi? Evet. Ama çok önemli misafir gelecekse, hele gelen misafir laf söz eden biri ise, bunu orada burada da anlatacaksa hop hedef geldi. Ne yapıyorsun? 12'den vuruyorsun. Niye? Dip bucak temizliyorsun. Doğru mu? Demek ki bizi bir davranışta bak. Bu bizim için çok önemli. Jeff Brown, Doktor Jeff Brown diyor ki bir insanı harekete geçiren şey nedir? Hedef. Evet. Kafasında somut bir hedef yoksa yapamaz. Çocuğa diyorsun ki ders çalış. Talimat gibi. Ders çalış. Niye? Niye? Niye peki ders çalışsın? Ne diyeceğiz yani çocuğum, kızım, evladım, oğlum. Doktor ol, ders çalış mı diyeceğiz? Hayır. Avukat ol, ders mi çalış diyeceğiz? Bak yine kafa nasıl çalışıyor? Güya hedefi de talimatlı veriyor. Doktor ol, ders çalış. Doktor ol dedim. Hemen böyle bir talimat olayla. Öyle isteriz çünkü doktor olsun, mühendis olsun ne bileyim. Ben isteğimiz yanlış demiyorum. Kafanın hedef koyuyorum. Çalışma. Böyle hedef mi konur? Çabuk doktor ol. O zaman hedefi siz koyun. Şimdi bak mantık ne? Ben size söyleyeyim. Doktor Jeff Brown süper bir çalışma yayınladı bundan ilgili. Diyor ki bir kişi koyduğu hedef ona duygusal bir karşılığı yoksa hiçbir anlamı yok. Ay meslekte nasıl duygusal karşılık yaptıracağız? Çok basit. Çok basit. Bak şimdi göstereceğim. Nur bana hayallerinde olmak istediğin kişi kim? Onu söyle. Şunu söyleme bak böyle bir yalan var. Her çıkan sanatçı da böyle diyor. Birileri de ben kendime benziyorum. Hiç kimseye örnek almıyorum. Ne örnek almıyorsun? Sosyal karşılaştırma kuramı diye bir kuram var. İnsan beyni iki şekilde öğrenir. Ya mukayese eder, karşılaştırır ya da benzetir. Çağrışımlı bellek kuramı. Ben hiç kimseye örnek almıyorum. Kendim gibiyim. Ben söylemeyecektim ama kendim gibiyim diye. Gerçeği söyle bize. Oprah Winfrey olmak isterim yani. Oprah. Allah'ın Oprah'ına benzemek istiyor. Oprah deyince ben size söyleyeyim. Şu an dünyanın en çok maddi ve manevi kazanan kadını. Bu şey anlamında. Bu işlerde yani. Sunucu. Sunum anlamında. Yani Amerikan başkanına programına konuk ediyor. Nur kime ediyor? Olur mu hocam? Siz benim için ne kadar ya, kıymetlisiniz. Öyle. Şimdi bak mantık şu. Gelmek istediğin kişi yani düşünsene Türkiye'deki bütün liderleri bu programa getirebiliyorsan işte o başa. Çünkü hangi lider şu ana kadar herhangi bir akşam gece haricinde bir programa katılmış? Hiç. Tabii. Annem bana hedef koymadığı için şimdi böyleyim. Kim mantık şu? Hissetmek. Hissetmek. Ne olacak Oprah olursan? Şöyle bir maaşım olur. Oprah yılda 30 milyon dolar kazanıyor. Söylemesin. Şöyle bir maaşım olacak. Şöyle bir arabaya bineceğim. Böyle bir evim olacak. Şöyle insanlara yardım edeceğim. Böyle çevrem olacak. Böyle itibarlı olacağım. Nokta 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 nokta. İşte bunu hissedebiliyorsun. Demek ki biz başarının kendisini değil, bize getirdiklerini hissedebiliyoruz. Eğer emosyonel olarak yani duygularımızda, beyinde hipokampus amigdala dediğimiz bölgeleri uyarabilecek tutarlılıkta düşüncelerimiz, hayallerimiz yoksa bu şey balon.